Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İnne minet tevadu'i lillahi. Allah için alçak gönüllülük yapma sayılır. Tevazudandır. Ne er-rıda bidduni min şerefil mecalis. Herhangi bir yere, bir meclise gittiğinizde meclisin en baş köşesi var, bir de kapı eşiği var. O işte kapı eşiğine razı olmak Allah için tevazudandır. Müslüman bir yere gittiği zaman makamı ne olursa olsun, ilmi ne olursa olsun, yaşı ne olursa olsun kendisi hemen boş bulduğu yere oturmalıdır. Dip köşe benim. Ben işte müftüyüm, ben işte profesörüm, ben yaşlıyım filan diyerek en baş köşeye oturmayı beklememelidir. Hemen mecliste nerede boş varsa bu kapı eşiği de olabilir. Hemen oraya oturmalıdır. Bu tavazudandır, alçak gönüllüktendir. Allah'ın hoşuna giden bir şeydir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti de budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir meclise vardığında nerede boş buluruz hemen oraya otururmuş. Herkes ayağa kalkmak istediklerinde kalkmayın. Yerinizden kıpırdamayın. Beni Meryem oğlu İsa'ya benzetmeyin. Sevgide aşırı gitmeyin. Saygıda aşırı gitmeyin. Onlar biliyorsunuz İsa aleyhisselam babası dünyaya geldi. Beşikte, kundaktayken, beze sarılıyken doğumundan birkaç saat sonra konuştu. Ondan dolayı Allah'ın oğlu diyorlar. Kimisi Allah diyor, baba Allah, oğul Allah, işte Ruhul Kudüs filan teslis akidesi oradan çıkmış. Beni ona benzetmeyin diyor. Dinde gulu küfürdür. Aşırı gitme küfürdür. Onlar da böylece Allah'ın oğlu olmaz, baba olmaz, oğul olmaz Allah. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekullahu küfen ahad. Allah oğul değildir, baba değildir. Onun dengide yoktur. Böyleyken işte onlar aşırı gittiler sevgide, saygıda, küfre düştüler. Dinde gulu küfürdür. Beni ona benzetmeyin diyor. Evet, bir başka hadiste ben ekmek kırıntıları yiyen bir ananın çocuğuyum diyor. Kur'an-ı Kerim'de kul innema ene beşerun mislüküm de ki Habibim ben ancak sizin gibi bir insanım. İlla vahyun yuha, ancak bana vahyeder. Allah vahyeder. Beni peygamber seçmiştir. Farkımız burada. Görevim var. Allah tarafından görevlendirildi. Ama ben de bir insanım. Ben de sevgide, saygıda aşırıya gitmeyin. İşte bir meclise gittiği zaman da Efendimiz kalkmayın, oturun. Beni Meryem oğlu İsa'ya benzetmeyin. Bu hadis-i şerifte de meclisin hemen boş bulduğu yerde hemen oturmak tavazudandır. Müslümanlar da, müminler de mütevazı olmalıdırlar. Alçak gönüllü olmalıdırlar. Kibirliliği, gururu Allah sevmez. Çünkü kibirlilik Allah'ın sıfatıdır. Kim kibirlenirse Allah'ın sıfatına sataşmış olur. Gurur aldanmak demektir. Mağrur, gururlanan adam da şeytana benzer. Şeytan da benim aslım ateşten, Adem'in aslı kokar çamurdan diye ona secde etmedi. Gururlandı ve kaybetti. Kafirlerin başı oldu. Mağrur yani aldanmış adam demektir. Bu iyi bir şey değildir. Bir mecliste de aman bana yer versinler de ben en başa oturuyorum filan dememeli. Nereyi boş bulduysa hemen oraya oturmalı. Böyle olmalı. Ama yaşlı, alim, saygın bir kimse geldiği zaman o böyle düşünecek. Müminler de ona hemen ikram edecekler. Buyur, sizin yeriniz burası. Buraya oturun efendim diyecekler. Efendim buyuruyor ki üç şeyi reddetmeyin. Size birisi koku verdiği zaman istemem istemem demeyin. Kokuyu teşekkür ederim dediniz mi borcunu ödemiş olursunuz. Müminler güzel kokarlar. Pis kokularla etrafındakileri tiksindirmezler. Onun için koku sürünmek iyi bir şey. Hele cuma namazına, bayram namazına gelirken kalabalık yerlere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetindendir. Birisi buyur koku dediği zaman istemem istemem demeyin. Reddetmeyin. Keza birisi buyur şuraya otur dediği zaman bunu da reddetmeyin. Bu Allah'ın size bir ikramıdır buyuruyor hadis-i şerif böyle.
ben oraya oturmak istemiyorum demeyin, oturun oraya. Adam Allah'ın ikramı olarak size buyurun diyor. Bunu da reddedin. Bir üçüncü dize zemzem sundular. Zemzem işte, hayır demeyin diyor. İçin zemzemi. Zemzem ne maksatla içerseniz o olur. Şifa niyetiyle içerseniz şifa olur. İlim maksadıyla içerseniz ilim olur. Birçok zat, fakih, alim zatlar kitabına yazmış. Ben Haç'ta zemzem içtim. Fıkıh olsun, fıkıh ilmi olsun diye o niyetle içtim. Bu kitabı yazdım diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi de böyledir. İşte bu oturma şeyleri de buyurun dediler, hemen oturacaksın. Oraya hayır demeyeceksin. Ama kendin ben büyük adamım, bana dip bucak lazım filan diye bu havalara girmeyeceksin. Boş bulunan yerde oturacaksın. Fakat Müslümanlar da ilme saygı edecekler. Alime saygı, onun ilmine saygı, etine kemiğine değil gerekir. Hazreti Ali bir harf öğretin, kölesi olurum diyor ya. Evet, alim adam da insanlara haramı helalı öğretir. Saygı lazım. Onlar da onu gösterecekler. Bir mecliste en şey yere oturmak Allah için tavazu cümlesindendir diyor. Evet, Müslüman bunu bilir, bilmesi lazım. Bir cenazeye gitmiştik Anadolu'da bir şehre. Ben de erken gittim. Bir hoca efendi de vaaz ediyor camide. Bir devlet büyüklerinden birisi geldi. Hemen cami kalabalık. Çünkü ölen zat bayağı sevilen, meşhur bir adam. Bizim de ta talebelik dönemimizden tanıdığımız bir ağabeyimiz. Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Kapıdan girdi, ben de gelenlere şöyle bakıyorum. Hem vaaz dinliyorum. Geldi hemen kapının dibine oturdu. Büyük makamlara çıkmış bir devlet adamı. Bu hadisi uyguladı yani. Müslüman adam. Arkasından bir adam daha geldi. Hemen iki üç adam önden geldi. Falancı geliyor filan dediler. Bir kere bir böyle bir yaydılar. Vaiz de konuşuyor. Onun konuşmasını bozdular. Falancı geliyor dedirttiler camide. Ondan sonra milletin sırtına basa basa gitti. Ta mihrabın oraya oturdu herif. Herif bizde erkek demek yani. Yanlış anlamayın yani. Bizim memleket dilidir o. Vaiz de şimdi onu gördü ya. Öteki adamın kapı eşine oturduğunu gördü. Öbür son gelen adam da ta milletin sırtına basa basa mihraba geçtiğini gördü ya. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Veriştirdi o adama. Çok cesur konuştu. Dedim ya şu hocanın inince kürsüden elini öpeyim dedim. Bu kadar cesur. Gerçeği söylüyor yani. Bu hadisleri söylüyor. Yanaştım. O benim elimi öptü. Meğer benim talebemmiş. Yani talebeyken hiç bilmiyorduk yani. Sessiz bir adamdı ama orada kahraman, muazzam konuştu. Evet, hadis böyle. Efendim ben şuyum buyum diye havalanmayacaksın. Boş bulduğun yere oturacaksın. Ama öbür müminler de buyurun diyecekler. Onlara da düşen görev bu. Bu tevazu cümlesindendir. Tabarani, Ebu Nuaym, ondan sonra Beyhaki, Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. İnne minel beyani, onu okumuştuk geçen hafta. Şimdi başka bir hadisi okuyalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne mine saadeti, insan mutluluk ister. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene. Müslümanlığın hedefi budur. Dünyada mutluluk, ahirette mutluluk. Bütün emirleri bunu sağlamaya yöneliktir. İşte dünya mutluluğu, ahiret mutluluğu cümlesindendir. Ne? Evet. İnsanoğluna şu aşağıdaki şeyler mutluluk sebebidir. Dikkat edin. İnne mine saadeti, mutluluktandır. Ezzevcetü saliha. Salihe bir hanım. Kocası ne derse tamam diyor, peki diyor. Kocasını üzmüyor. Meşru emirlerine hiç karşı gelmiyor. Ne demek yani filan demiyor.
Evet, meşru emirlerine. Bana şarap getir. Yok. Git şuradan hırsızlık yap. Yok. Evet, bunu da gördük. Para kazanmak için karısını satan adam da var. Yok. Haramlara yok, itaat yok. La ta'ate lil mahluk inde ma'siyetil halik. Yaradana isyan olan yerde yaratılana itaat yoktur. Prensip bu. Ama meşru şeyleri karısı, kocası diyor ki şunu getir. Hemen peki, tamam. İtiraz etmiyor. Kaşını çatmıyor. Bir sürü laf etmiyor. Memnun ediyor. Evet, böyle Saliha Hanım namazın abdestinde dürüst, güleç, kocasını üzmüyor, yanlış şeyler yapmıyor. Bu hem dünya saadetine sebeptir, hem de tabii dünyada mutlu olunca adam ahirette de mutlu olur. İkisine iffetli hanım, iffetli hanım iffetini koruyor, kocasından başkasına bakmıyor, son derece kocasına bağlı. Böyle Saliha bir hanım saadet alametidir. Saadet sebeplerindendir. Vel merkebü salih. Hani seçerken böyle bir hanım seçeceksin. Ya bunun kaşı gözü çok güzel efendim, boyu posu. Tamam, onları da seç de. Efendimiz diyor ki sen diyor karakteri sağlam olana, ahlakı güzel olana bak. Aslı asaleti güzel olana bak. Teribet yedek. Allah elin bereketlensin diyor. Bunu seç. Ha, onu seçtin aynı zamanda şekli şemalde güzel. Tamam, o da hakkın. Ama birinci madde karakteri sağlam mı, ahlakı güzel mi? Ona bak. Evet, öyle söylüyor. Efendim, ikinci madde vel merkebi salih. Uygun binek. İyi binek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında şeymiş. 60 deveymiş. Bir at var, vuruyorsun gitmiyor. Tembel. Bir at var, şöyle dokunuyorsun, uçuyor. Ne güzel, değil mi? Aksilik etmiyor. Uysal hayvan. Ben de atı çok severim. Siz de sevin. Peygamberimizin hadisi var çünkü. Bahçeniz varsa at besleyin. Hayır atın alnındadır. Kıyamete kadar böyledir diyor Peygamberimiz. Efendim diyorlar ki harp aletidir at. Şimdi tank değilse at da odur, işte onun için demiştir. Peygamberin sözü böyle arkadaş. Şimdi at harpte kullanılmasa bile hayır atın alnındadır diyor Peygamberimiz. Sen de at besle, bu hadise binen. Buhari Müslüm hadisidir. Evet, çok asil hayvandır, sadık hayvandır. Sahibini bilir. Ona da binmek yine sünnettir. Ve de tabii bunda çok incelikler var. 120 kiloluk adam ata binemez. Yolda giderken koşturamaz. Düşer, pat diye düşer. Yani sportmen olacak. Her zaman cihada hazır olacak demek bu. Atı besleyin, ona binin demek. Cihada her zaman hazır olun demek bu. Öyle 120 kilo olun, öyle çok yemeyin demek. Siz de bir bahçenizde bir yerde şey varsa at besleyin. Böyle bir hadis var. O zaman at konusunda konuşuyor. Şerli değil, ürkek değil, son derece tembel değil. Böyle bir güzel hayvan. Şimdi araba. Evet, araba var. Birisi işte 20-30 bin lira, birisi 100 bin lira. Neden pahalı bu? Vardır hikmeti, değil mi? Onun için imkanın varsa güzel araba al. Sağlam araba al. Yolda giderken canını korur. Evet. Dilini korur. Çürük bir araba almışsın. Dağın başında kalıyor. Ne kadar küfür çıkıyor herifin ağzından. Değil mi? Haddi hesabı yok. Teh falan diyor. Başlıyor küfür etmeye. Dilini korur dedi mi? Ama iyi bir araba olsa basıyorsun. Fışt, geçip gidiyorsun. Zamanında işine varıyorsun. Oh, küfür yok, bir şey yok. Ne güzel söylüyor. Güzel araba, güzel binek. Salih Hanım'dan sonra güzel binek. İmkanın varsa, bir de var, araba alıyor, sokaktan geçiyor, korna çalıyor. Ben böyle arabayı biniyorum. Bu gurur, mağrur Allah'ın hasmıdır, şeytanın arkadaşıdır. Böyle değil. Peygamber böyle dedi diye, sünnet diye imkanın varsa
güzel araba alacaksın. İsraf değildir, sünnettir. Birçok bakımdan işte küfür etmezsin, yolda olmaz, zamanında işine yetişirsin. Mutluluk sebebidir, mutluluk sebebidir. Üçüncü mutluluk sebebi vel meskenül vasi', geniş ev. Mutluluk sebebidir. Evet, genelde geniş ev mutluluk sebebidir. Ama İmam Gazali Şam'da Ümeyye Camisi var. Şimdi yıktılar ya bu herifler. Orada bir oda, daracık bir oda. Dünyanın en güzel adamlarından birisi. Bütün dünya onun eserlerini okuyor. UNESCO tercüme etmiş İngilizceye, Fransızcaya. O adam da mutlu adam. Dünyada da mutlu. Şimdi genelde geniş ev mutluluk sebebidir. Niye? Müslüman misafirperver olur. Misafir 10 rızıkla gelir. Birini yer, 9'unu bırakır. Bereket sebebidir. Ben bunu yaşamışım. İzmir'de avukatlığı yaptığım sırada ne zaman arkadaşlarım geldi de onlara kebap alırsam hemen arkasından pahalı davalar geliyordu. Onun için gelseler de kebap ısmarlasam falan diye bakıp duruyordum. Gerçekten doğru. Bereket. 10 rızıkla gelir, birini yer, 9'unu bırakır. Zengin olursun. 2, ev sahibinin günahlarını alır gider diyor Peygamberimiz. Müslüman diye ikram edeceksin. Zaten akrabaya akrabalık bağı var. Ayrıca mümin, Müslüman. Müslüman, insan diye ikram edeceksin. Günahların alır gider. Evet, cömert olmak lazım. Misafirperver olmak lazım. Şimdi evin var. Bir odasına kendin yatıyorsun. Bir odasında çocuklar. Arkadaşın gelmiş. Daha uzak yerden asker arkadaşın, talebe arkadaşın, ticaret ortağın gelmiş. Hadi otele. Olur mu ya? Senin samimi arkadaşın otele göndermek. Olur mu yani? Olur da eve bereket getirecek. Onun için otele göndermeyin. Eve bereket gelecek. Misafir gelen eve bereket yiyor. Bak anlatıyor. Onlar da hadis. Eve güzellik gelir. Evde misafir edeceksin. Edeceksin ama o da yok. İki ayağın bir pabuca sığar. Ha, canın sıkılır. Ama geniş evin var. Buyurun. Burası sizin. Banyosu da var. Şeyi de var. Tuvaleti de var. Rahat edin. Ne güzel olur değil mi? Mutluluk sebebi. İnsan arkadaşına ikram etmez mi? Mutluluk sebebidir. Geniş ev. Mutluluk sebebidir. Veya komşun düğün ediyor. Şu oluyor, misafiri gelmiş. Gördün, gel kardeş. Misafirler benim, evim geniş. Odamı size ikram edebilirim. Ma'un cümlesindendir. Ara'eytel dediği yükezü bittin fedalike diye orada var işte. Müminler birbirlerine işte ev verirler misafirlerine, gel düğünde bayramda iki odam size verebilirim. Efendim kapkacak fazlası var, verirler misafirleriniz ağırlayın filan diye. Allah bu gibi şimdi müminlerin yardımlaşmasını övüyor Kur'an-ı Kerim'de. Öteki Ebu Cehil takımı, ben enayi beslemeyeceğim, o da alsın filan. Bu Müslümanın şeysi değil. Batılı kafasıdır bu, Amerikalı kafasıdır. Baba oğlunun arabasını bindirmiyor Almanya'da, gözümle gördüm. Aynı fabrikada çalışıyorlar. Oğlan araba almış, babanın arabası yok. Biz de bekliyoruz, otobüse binip gideceğiz. Evinde misafir oldum, adam dedi ki, şu kalan adam dedi, şimdi arabayla giden, arabada tek kişi, boğmuş araba. Aynı fabrikaya gidiyorlar. Çalışıyor, babasını bindirmedi, çekti gitti. Bu gavurluk. Müslüman olsa baban değil, aynı oraya gidip buyur kardeşim, arabada yer var der. Müslümanlar böyle şeyler, yardımlaşırlar, maun derler buna. İşte geniş ev olduğu zaman buyur kardeşim, benim evim geniş, misafirleri burada ağırlayabilirim, yatırabilirim. Mutlu olursun. Evet, saliha zevce. Güzel binek, evet güzel binek, sağlam güzel binek ve geniş ev mutluluk sebeplerindendir. Ve inne mine şakaveti, şimdi şunlar da mutsuzluk sebebidir. Şakavet kafirlik demek aslında. Mümin mesud adamdır, ebediyen cennete girer, orada mutlu olur. Kafir şaki adamdır, eşkıya adamdır. Allah'ın emirlerini çiğnemiş, çalmış. Orada cezasını çekecek. Şakî
Oradan gelir zaten. Bu manada değil. Zahmet sıkıntı sebebidir. Şimdi aşağıda geleceğimiz, söyleyeceğim şeyler. Ve inne mineşşakaveti, şunlar da sıkıntı sebebidir. Mutsuzluk sebebidir. Ezzevtetüsü, kötü tabahatli, bir karış dili var. Makine gibi konuşuyor hiç durmadan. Sıkıntı sebebi. Evet, her zaman anlatıyoruz. Kars'ta Anadolu'yu ilk fetheden büyük Evliyaullah'tan Hasan-ı Harakani Hazretleri var. Büyük Evliya, herkes seviyor. Şimdi olduğu gibi o zaman da tasavvufa karşı bir sürü adam var. İlim adamlarından, şundan bundan. Buhara'da bir adam müfessir, Hasan-ı Harakani dillere donaşıyor. Şöyle mübarek adam, şöyle falan diye. Ona gireyim demiş, şu adamın sahtekarlığını ortaya koyayım, milleti aldattığını ortaya koyayım, onun şeysinin, şöhretinin iki paralık olduğunu ispat edeyim. Kalkmış Buhara'dan Kars'a gelmiş. Evini çalmış. Hasan-ı Harkani Hazretleri sünnetlere uyan adam, evliya adam bu demek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazara gittiği zaman filesini bile kimseye vermiyormuş. İnsan kendi işini kendi görmeli diyor, hadis var. Okuyacağız inşallah. Allah nasip ederse. Daha gidiyor eve, lazım olan odunu kesip geliyor. Ama evliya adam bu. Odunu hazır etti mi aslan gelirmiş. Odunu bana yükle dermiş. Ben götüreyim sana. Allah'ın sevgilisine hizmet etmeyi seviyor hayvan. O gelmiş de o Buhara'dan gelen alim kapıyı çalmış. Evde demiş karnımı çıkmış. Hoca efendi var mı demiş. Ne hoca efendisi demiş. Öküzün tekidir o, dangolanın tekidir falan filan. Yarım saat konuşmuş kadın. Adam alim adam. Demiş ki bu karıya sabreden adam vallahi evliyadır demiş. Ondan sonra hanımefendi dedi, bir daha başlamış bir yarım saat daha. Yorulduktan sonra demiş hanımefendi, ben de kocanı sevmiyordum. Onun milleti kandırdığına inanıyordum. Onu rezil etmek için buraya geldim ama demiş vallahi demiş senin gibi karıya sabrettiği için demiş evliya olduğunu kalbim basarım. Karısı demiş ki demek benim kocam evliya mı demiş. Evet hanımefendi, evliya. Tam o sırada Hasan-ı Harkani gelmiş ama sırtında odunla gelmiş. O gün arslan gelmemiş. Demiş ki hocaya, o gelen bu aradan, hoca ben demiş benim karıyı susturdun, arslan gelmedi bugün demiş. Yani ona sabrından dolayı Allah ona bu makamı vermiş. Zor bir iş. Gece gündüz burnunun dibinde. Evet, ne kadar sıkıntı verir değil mi? Ne kadar sıkıntı verir. Tabii böyle kadınlar cennet yüzü göremez. Kocasını memnun etmeyen, meşru işlerinde onu memnun etmeyen, havada uçsa diyor Peygamberimiz, cennet kokusunu koklayamaz. O hadisleri okuyacağız yani. Meşru olmayan şeylerde hayır yapamam diyecek. Ama meşru şeylerinde tabii canım ciğerim, yani öküz herif, dongoluk herif, yo yo demeyecek. Saygı duyacak, sevgi ifade eden cümleler kuracak. Ne söylerse peki diyecek. İşte onlar cennete gider. Bu mutluluk sebebidir. Aksi de işte böyle bir karış dili var, durmadan konuşuyor. Zaten zalimin tekisin diyor, beni eziyorsun diyor falan filan durmadan. Bu mutsuzluk sebebidir, sıkıntı sebebidir. Bir, vel meskenüsü, kötü ev, dar ev. Misafir ağırlayacaksın veya misafir olmasa bile tepesi akıyor. Üstüne akıyor. Soban tütüyor. Ya öyle ev. Kötü ev. Onda evin de böyle güzelini al. Veya komşun çok kötü adam. O da kötü evdir. Komşun sana huzur vermez ki. İyi komşulu ev iyi evdir. Kötü komşulu ev, bakacaksın. Neresi burası? Ona göre. Mümkün mertebe İşte böyle tütmeyeninden yangın çıkıyor, zehirlenme oluyor veya işte geniş, aynı zamanda problem değil, akmıyor, şey etmiyor, öyle evi. Kötü ev mutsuzluk sebebidir. Bu bir rivayette dayık, dar ev. Mümeyyiz oldu mu çarşıya çocuğunu göndereceksin. Duz alge, yağ alge, ekmeği alge, şeker alge. Çocuk gitti bakkala, hiç karıştırmadan aldı geldi.
bu çocuğla aynı odada yatamazsın. Yatağını ayıracaksın. Ayıracaksın ama oda yok. Bir evde, şimdi Kudüs'tekiler böyle gittik gördük. Bir odada oğlan, kız, ana, baba hepsi bir odada. 6-7 kişi kalıyor. Yer yok, fakir adamlar. İyi olur mu ya? Büyük kızı, oğlu var, adam aynı odada yatıyorlar, kalkıyorlar. Sıkıntı sebebi değil mi canım? Tabii, sıkıntı sebebi. Bu kötü ev sıkıntı sebebidir, dar ev. Velber köbüsü, böyle işte çürük araba, kötü araba yolda bırakır seni. Kazaya uğrarsın, canından olursun, sakat kalırsın. Bu da sıkıntı sebebidir. Tabii bu genelde böyledir. Bazen büyük adamlar dünyaya metelik vermemek, nefsini terbiye etmek için bir ağaç kovuğunda kalırlar. Bir kaya kovuğunda kalırlar. İşte karanlık bir odaya girerler nefsini terbiye etmek için. Yıllar sürer orada. Onlar yetişme dönemidir. Ondan sonra nefislerini terbiye ettiler mi? Nefsin emmare kısmı var. Daima kötülük ister. Devamı kısmı var. Bir kötülük eder, bir pişman olur. Ondan sonra mülhime kısmı var, mutmainne kısmı var, radiye, mardiye kısımları var. Terbiye ediyor nefsini. İradesini altına almış, o iradesini alma mücadelesini verdiği oda, dar, karanlık, genellikle böyle yerlere. Merkez Efendi'ye gidersiniz şimdi, 26'na, orada çilehanesi var. Efendim, Assaray'da Somuncu Baba var, girmiş karanlık bir odaya ama sonra ne güzel adam olmuş, işte nefis terbiye yerleri. Hani genelde insanlar için geniş ev, mutluluk sebebi. Dar ev, sıkıntı sebebi. O büyük zatlar bunu bir terbiye vasıtası yapmışlar. Terbiye vasıtası yapmışlar. Onu arz etmek istiyoruz. Evet, kötü evde sıkıntı sebebidir. Bunlar hem dünya sıkıntısı veya dünya saadeti, ahiret sıkıntısı, ahiret saadeti sebebidir. Neden? İşte küfür edersin, ağzından çıkan kulağın duymaz. Ahirette de sana belasına uğrasın. Bunun gibi, evet, Efendimiz bizi bu konuda uyarıyor. Siz de diyor, bunları düşünün, ev alırken, binek alırken, bunları şey edin, evlenirken bunları düşünün, bunları hesap ederek bu işleri yapın, evet, yapın diyor. Şimdi, dünyadayken sıkıntı içinde olup da, ebediyen mutlu olan hanımlar da var. Mesela Firavun'un hanımı Asiye, Asiye değil. Asiye isyan eden demek. Asiye anamız Musa Aleyhisselam'a inanmış mümin bir hanım. Firavun da tanrılık davası güden bir Allah'ın düşmanı. Allah'ın düşmanı. Firavun yanında, kafirin yanında ömrünü geçirmiş. Hiç mesut olur mu bir kafirin yanında? Mutlu olur mu? Ama bu dünya sıkıntısı onun ebedi saadetine engel olmamış. Böyle istisnai durumda olanlar da vardır. Evet, mesela Nuh Aleyhisselam'ın oğlu, hanımı kafirmiş, putperestmiş. Bir oğlu da putperestmiş. Üç oğlu inanmış. 950 sene peygamberlik yapmış Nuh Aleyhisselam. Gece gündüz kalabalık tenha hep uğraşmış 950 sene. 60 yılda 950 sene tufan olmuş. 60 yılda yazmış. Ne etti? 1010. 40 sayısında da peygamber olmuş. 1050 sene yaşamış. Hatta diyorlar ki 1450 sene yaşadı diyenler var. Hadis var öyle. O Nuh Aleyhisselam'ın bakın hanımı putperest. Sıkıntı sebebi değil mi? Hatta evine gelenlere o Nuh Aleyhisselam aleyhinde konuşurmuş. Sıkıntı sebebi olmaz mı bu? Nuh Aleyhisselam'ın mutlu bir adam olmasına engel olamamış. Onlar kahraman adamlar. Allah'ın himayesinde olan insanlar. Lüt Aleyhisselam da öyle biliyorsunuz.
Onun hanımı da yine inanmamış. Lüt Aleyhisselam o hanımından çekmedi mi yani? Sıkıntı, ama onlar mübarek insanlar. Bu sıkılınca ağzı küfreden cinsinden değil. Bunu kabullenmiş mübarek insanlar, kahraman insanlar. Böyle var. Genel olarak söylüyoruz. Mutluluk sebebi saliha zevce, geniş ev ve güzel binek. Mutsuzluk sebebi kötü kadın, dar ev, kötü binek diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Taberani Hazretleri Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretlerinden nakletmiş. Sa'd. Evet. Allah onlardan razı olsun. İnne mine serfi en te'küle küllemeştehiyte. Vay. Yandık. Efendimiz diyor ki Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz külü veşrebu, yiyin için min tayyibati ma razaknakum, Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerin temizlerinden yiyin, helallarından yiyin. Pis şeyleri ve yuharrimu aleyküm habais, pis şeyleri Allah size haram kılmıştır. Temizlerinden yiyin, helallarından yiyin. Temiz ama helal değil. Elin malı, elin malını almak temiz bir şey olsa da haram olur. Rıza ile, alışverişle, onun rızasıyla alacaksın. Evet, öyle söylüyor. Yiyin için ve la tüsrifu, israf etmeyin. La yuhibbul musrifin, Allah israf edenleri sevmez. İsraf nedir? Evet. Buradan çok kaybediyoruz. Her zaman söylüyoruz. İstanbul'un çöpe atılan ekmeklerin açları Sudan'ı doyururmuş. Sudan milletini. 20 milyon adam var burada. 17 milyon da dışarıdan gelenler de 20 milyon oluyor. Doktora geliyorlar, işi olan geliyor falan filan. Evet, turist olarak gelen 20 milyon oluyor. 20 milyon adamın sokağa attığı, çöpe attığı ekmek artığı, yemek artıklarıyla aç gezen Sudan milleti doyarmış. Bil hesap. Bil hesap. Allah israf edenleri sevmez. İsraf haramdır. Evet. Bunu hepimiz yapıyoruz. Müslüman temiz olur, temiz yer, kalbi temiz olur, dili temiz olur. Evet, evi temiz olur, elbisesi temiz olur. Sofra kuruyorsun. Yerde oturuyorsan, oturduğun yer serbest, temiz. Sofran temiz, siliyorsun ya onu. Masada yiyorsan, masan temiz, siliyorsun ya. Ama şimdi çocuk, çoluk çocuk oturuyor masaya sırayla. Çocuk lokmasını düşürüyor. Hemen anası et et. Hanımefendi, bu masayı sen silmedin mi, bu masayı? At onu diyor. Yedirmiyor çocuğa, yere düşen lokmayı yedirmiyor. İsraftır. Halbuki Peygamberimiz de diyor ki onu şeytana bırakmayın diyor. Alın diyor, yiyin onu diyor. Efendim, içinde toz topuklu var. Üfle, tozu silkele, ye. Çıkmıyor hocam. O zaman atma çöpe. Kuşlara ver. Kediye ver. Köpeğe ver. Çöpe atma diyor. Ama biz bunları hiç yapmıyoruz. Elinden dışarı at diyoruz. At hemen çöpe. Alıyor bir parça ekmeğiyle bir ısırıyor. Kalıyor. Hemen çöpe. Etmeyin. Allah'ın nimetini çöpe atarsanız Allah nimetini elinizden alır. Ararsınız, çıra yakar, ararsınız sonra. Nimetin kadrini bilmeyenden nimet alınır. Ama israf etmezseniz, nimeti yerinde değerlendirirseniz, zenginlik bir nimettir. Barlarda, pavyonlarda, pis yerlerde harcarsanız, o zenginlik nimetini kötüye kullanıyorsunuz, kadrini bilmiyorsunuz, şükretmiyorsunuz. Bir sene sonra güm gidersiniz, iflas edersiniz, don gömlek kalırsınız. Topluma bakın, çok adamlar vardır böyle. Evet, ama zenginsiniz, helalinden kazanıyorsunuz, hayrı seversiniz, garibanları görüyorsunuz, imdadına yetişiyorsunuz, bundan zevk alıyorsunuz. Allah daha da çok verir. Evet. Zenginim diye işte böyle nimetleri har vurup harman savurmuyorsunuz.
lüzumu kadar yiyorsunuz, şimdi gelecek zaten. Onunla konuşuyoruz, ondan söz edeceğiz. Lüzumsuz yemiyorsunuz, lüzumsuz giymiyorsunuz. Nimetlere saygı duymaktır bu, israf etmemek. O zaman daha çok verir Allah. Aksi halde size bereketsizlik sebebi. Evet, evet, benim zenginliğim gitmiyor ama evde huzur yok. Evet, biz öyle adamların şikayetlerini dinledik. Evde hocam kuş sütü hariç her şey var. Ama karıyla her gün kavga ediyoruz. Mutsuzuz hocam. O kadar zengin adam. Evet, bundandır. İsraf ederseniz karı koca kavga eder. Oğlan kızla iyi geçinemezsiniz. İsyan ederler. Birbirlerine kavga. Orada dızır dırdır eksik olmaz. Nimetin kadını bileceksiniz. Bu cimrilik değil. Nimeti israf etmeyiniz. Şimdi diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inne mine serfi en te'küle küllemeşteheyte. Her canın istedikçe yemek yemek israftandır diyor. Çünkü nefis doymaz ki. Canın istediğini yedin mi daha çok ün ister. Ve azdırır insanı. Artık o normal yoldan tatmin olmamaya başlarsınız. Bugün bunun misali bugünkü Avrupa'dır, Amerika'dır. Normal kadın ilişkisi, kadın erkek ilişkisi zinadır. Nikah yoksa büyük günahtır. Ama bunun da bir haddi var değil mi? Onlar bu hadleri kaldırdılar. Tatmin olmuyorlar. Nefis daha çok istiyor. Bu defa normal kadın erkek ilişkisini bıraktılar. Erkek erkeğe, kadın kadına homoseksüel, lezbiyenlik yayıldı. Kanunlaştırdılar. Amerika'da da kanun var, Avrupa'da da kanun var. Nefis doymaz. Doymayınca yeni doyacak şeyler arar. Sahalar arar. Ve şimdi krizdeler hepsi de. Kara kara düşünüyorlar. Bereketsiz sebebidir. Lüt kavmine taş yağdırmış Allah. Tepeler yerin dibine geçirmiş. Hala Lüt gölü denizden 300 küsür metre aşağıda. Çukur. Dünya ibret olsun diye. Aynen. İtalya'da Pompei'ye giderseniz bu erkek erkeğe çiftleşenler taşlaşmış orada görüyorsunuz. Kıyamete kadar rezil ediyor Allah. Dünyayı ilan ediyor. Evet bu gibi şeylere yer vermeyeceğiz. Nefsimiz her istedikçe yemeyeceğiz. Doymaz çünkü. Daha fazlasını ister. Daha fazlasını daha fazla derken işte böyle acayip şeylere kadar giderler. Acayip şeylere kadar giderler. Ondan dolayı diyor ki her istedikçe yemek israftandır. Evet, nefis çünkü daha fazlasını ister. Bu normal her zaman yediğinle kalmaz. Bir de daha fazla yiyince o dünyanın baş belası ne şimdi? Obezite değil mi? Obezlik. Amerika'da 3 kişiden biri 120 kilo, 130-140 kilo. Otobüslerinde özel kapı var, sığmıyor adam. Normal senin kapından sığmıyor. Tuvaletlerinde bu şişkolara özel kapılar yapmışlar. Sığmıyor senin odandan. 3 kişiden. Niye? Para çok. Şimdi krizdeler ya. Dünyayı sömürdüler. Şimdi krizdeler. Bunun sonucu bu olur. Onu söylemek istiyorum. Krizdeler şimdi. Kara kara düşünüyorlar. Birbirini yiyorlar şimdi de. Evet. Nefis. Her istediğini yaptınız mı doymaz. Bir yerde dur diyeceksin ona. Dur diyeceksin ki öteki yemeğe daha iştahlı yesin. Yedikçe çoğun ister. Yedikçe çoğun ister. Normal olanla yetinmek istemez ve sapıdır gidersin. Sonucu felaket olur. Felaket olur. Ondan dolayı diyor ki Peygamberimiz bu sadece yemekte değil aynen böyle şeyde de böyledir. Giyim kuşamda da böyledir. Her birimizin gardırobu açtığında 10-10 takım elbise var. Öbür tarafta adam yiyecek ekmeğe muhtaç, yiyecek çamaşırı yok. Bu ne biçim insanlık? Bu ne biçim Müslümanlık? Nefis doymaz. Yettikçe bir daha alın, bir daha alın. Ya öteki adam hiç bulamıyor ya. Bu ne biçim insanlık? İşte böyle kötü yollara mezmum. Evet, elbisede de böyledir. Diğer husus, arabada da böyledir. Şimdi İstanbul'a Marmara yaptılar, bilmem köprü yapacaklar.
Şimdi buyurun geç kaldık işte. Yetmez efendim. Bir evde 4 araba var, 5 araba var. Oğlanın arabası ayrı, kızın arabası ayrı. Kadının, hanımın arabası ayrı. Beyin arabası ayrı. Buna yol dayanır mı ya? Evet. Ya bir yere gideceksen herkes tek kişi gitme. 2-3 kişi binsin bir arabayla git ya. Bu cimrilik değil be ya. O zaman yolda rahat gidersin. Bu kadar araba çıkmayınca rahat gidersin yolda. Böyle işte 2 saatte gidemezsin gideceğin yere. Hep sıkıntı sebebi bu israftandır diyor. Her istedikçe yemek. İmam Gazali'ye bakıyoruz. Kâlel Gazali. Ükleten fi yevmin serf. Bir günde 2 defa yemek israftır diyor İmam Gazali. Hocam o kadar da sıkma ya değil mi? Ama dünyanın parmak ısırdığı adam olmuş bak. O kadar herkes okuyor. Gavuru Müslümanı. Öyle güzel eserler vermiş. Bir öğün yiyeceksin diyor. Nefsi azdırmayacaksın. Bizim şeriatta yani dinde fıkıh açısından günde 2 öğün yemek vardır. 2 öğün yemek vardır. 3 öğün israftır. Ama bize sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği sanki kanunmuş gibi böyle öğrettiler. Biz de okuduk sizin okuduğunuz okullarda. Evet, böyle öğrettiler. Dinde 2 öğün yemektir. Birisini çalıştırdığın yemekliyse 2 öğün yemek verirsin. Şer'an, dinen 2 öğün yemek verirsin. 3 öğün değil. Ama bize böyle öğrettiler. İsraftır diyor. Fıkıh açısından söylüyorum tabii. Açısından söylüyorum. Evet. 2 öğünden fazlası israf olunca mahmud, övülen bir durum değil. Din hoş karşılamaz. İsraftan sayar. İsraftan sayar. Evet. Bu yeme içme de böyledir. Elbise giyim kuşam da böyledir. Diğer konularda böyledir. Aletleri kullanmada böyledir. Hep israftan sayılır ve Allah müşrifleri de sevmez. Evet. Yeterli olan kadar şimdi. Evet. Doyduktan sonra yemek israftır, haramdır. Ama gazetelerde görüyorsunuz. 40 yumurtayı yemiş. Bilmem şu kadar kebabı yemiş. İddiasını girişiyorlar. Sahabeden birisi çok yemiş. Hasta olmuş. Peygamber'e söylemişler. Niye hasta oldun? Çok yedim ya Resulallah. Okuyacağız bu hadisleri. Ya da okuduk bilmiyorum. Bilseydim gelmezdim diyor. Bu hastalıktan dolayı ölürsen diyor halin duman diyor, yar harap diyor. Çok yemekten hasta olduğu için bilseydim ziyaretine gelmezdim. Bundan dolayı ölürsen de diyor halin haraptır. Ama şimdi iddiaya girişiyor. 40 yumurtayı yemiş bilmem neyi ne yapmış. Bir Müslümana bunlar yakışmaz. Bunlar kumardır. Bunlar haramdır. Doyduysan tamam sen de. Doydum diyor. Allah aşkına ye. Yahu Allah aşkına deme ben mübarek adamım. Adam patlasın mı yani? Allah aşkına deyince yapmak lazım. Allah'ın aşkından üstün bir şey var mı? Adam yerse israf olacak. Doymuş çünkü. Ne kadar kültürümüz sakat. Allah aşkına ye diyor. Yahu patlasın mı adam ya? Doydum diyor. Bunlar şey diyoruz maalesef. Çok söylüyoruz. Misafirlikte falan. Allah aşkına kelimesini kullanmayın. Adam doymuşsa fazla yemesi israftır, haramdır. Ve ondan dolayı ölürse diyor, ben diyor halin harap, ziyarete bile gelmem. Peygamberin sözü bu. Bunlar şaka maka olmaz bu işlerde. Bu tip şeyleri bilerek ona göre hareket edeceğiz. Böyle yanlışlıkları yapmayacağız. Yapmayacağız. Evet. Şu kadar işte yarışıyorlar. Kim çok bardak su içerse kazanacak. Bu haramdır. Ha kumar oynamış ama bu. Adam ölürse küt gider yani. Pisi pisine gider yani adam. Su içmek su haram değil ama bu haram. Haram olarak ölüyor adam. Böyle şeyler yapmayın. Ya da nazınız geçecek yerlerde yapmayın, yaptırmayın. Engel olun. Efendimizin sözü bunları ifade ediyor. Her canın istedikçe yemek bile
israftır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Ebu Davud Beyhaki Hazreti Enes'ten bu hadisi nakletmiş. Yemek dedik de acıkmayınca yemeyeceğiz. Doyduktan sonra yemeyeceğiz. Helal lokma yiyeceğiz. Pis şeyler yemeyeceğiz. Allah haram kılmış. Ve yemeğe besmele ile başlayacağız. Peygamberin emri bu. Semmillâhe. Yemeğe, içmeye besmele çekerek başla. Kül bi yeminik. Sofraya oturduk. Aç gözlü. Tabağın her tarafı uzanıyor. Kebapları alacak bilmem ne. Önünden ye diyor Peygamberimiz. Yemeğe başlarken sofrada en yaşlı, en alim kim varsa o başlayacak önce. İslam terbiyesi bu. Hemen bakıyor ki çok tatlı şeyler var. Ah, sağ sol besmele falan yok. Aç gözlü olmayacaksın. Dini açıdan doğru değil. İnsanlık açısından da doğru değil. Evet, besmele çek evladım. Peygamber sözü bu. Müslüm hadisidir. Semmillâhe. Bismillah de evladım. Kül bi yeminik. Sağ elinle ye evladım. Evet, sol elle yemek haramdır demiyorum. Ama Peygamber sağ elle ye diyor. Sünnete uygun olan sağ elle yemektir. Çoluğuna çocuğuna bunu öğreteceksin. Sen de sağınla. Ve sağ elinle yediğin gibi sağ elinle içeceksin. Şimdi bakıyoruz biz. Osmanlı fili çevirmişler. Ne güzel. Aslımızı öğreniyoruz. Artist ama artist işte. Herifin camiye girdiği yok. Dini bilgisi yok. Bilmiyorum hepsi öyle mi de. Sağ sol Osmanlı bunu yapmaz ya. Neden yapmaz? Hele o Ertuğrul zamanında evliya adam görüyorsunuz hiç. Geliyor Muhyiddin Arabi onu koruyor. Bakıyorsun tehlikelerden hemen uyanıyor. Kim uyandırıyor onu? Allah koruyor adam. Evliya adam ya. Evliya da olmasa bir oymak adam, bir kabile, koca devleti duman eder mi ya? Allah yardım ediyor. Allah kime yardım eder? Sevdiği adamı. Malazgirt'teki askerlerimiz de evliya adam. 50 bin kişi, 250-300 bin kişiyi Bizans'a yener mi ya? Allah severse yener arkadaş. Evliya adam. Bizim aslımız böyle insanlardı. Allah onun için onları aziz etti. Ama bakıyorsun sağ sol... Ulan o Ertuğrul solunla yemez ya. Öyle adamlar bunlar ya. Dinimize o kadar bağlı insanlar. Allah'ın emrinin dışına asla çıkmıyorlar. Bunu göstersene bu milletin çocuğuna. Solla sağla yediriyorsun. Hocam bu teferruat. Oğlum teferruat olmaz. Bunlar bizim kişiliğimizi oluşturan tuğlalardır. Peygamber sağla yediyse sağla yiyeceksin. Sağla istediyse sağla içeceksin. Önünden yiyeceksin. Besmele çekeceksin. Yiyince, bitirince, doyunca fazla yemeyeceksin. Elhamdülillah diyeceksin. Ne güzel dua ediyorlar. Doğru oraları. Ama solla yemek sanki teferruat değil, sünnete aykırı bir şey. Bunları öğreneceksin. Evet, israf. Fazla yemek, israf. Yerken bunlara dikkat etmemek yanlış, sünnete aykırı şeyler. Ebu Davud hadisi Hazreti Enes'ten. Ben de size duyuruyorum. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne minen nâsi ünâsen. İnsanlardan birçok insan vardır. İnsanların içerisinde birçok insan vardır. Mefatihun lil hayr. Hayır anahtarıdır. Hayır anahtarıdır. Evet. Mevalikum lişşerri. Şerre, kötülüğe kilittir. Ve inne bazı nasen mefatihun lişşerri mevalikum lil hayr. Bir de insanlardan bazıları vardır. Şerre anahtardır. Hayra kilittir. Fatuba. Müjdeler olsun. Ne güzel. Limen cealallahu mefatihal hayr. Evet. Alâ yedeyhi. Allah eline hayır anahtarları veren, hayra anahtar olan kullara müjdeler olsun. Ve veylün, vah, yazıklar olsun. Mahvolmuştur. Limen cealallahu mefatih
hal haşerri ala yedehi, eline şer anahtarı vermiş. Şerre anahtar olan adamlara da yazıklar olsun. Mahvoldular. Yok oldular, gittiler. Evet. Adam konuşuyor, hayır konuşuyor. El uzatıyor, hayra el uzatıyor. Yürüyor, hayır. Komşuluğu hayır. Arkadaşlığı hayır. Ticareti hayır. Her şeyi hayır. Hayır ne demek? Allah'ın emrine uygun olan şey demek. Peygamber sünnetine uygun olan şey. Adam böyle yaşıyor. Hayrın anahtarı adam. Konuşurken bile edebi var. Konuşmanın, yemek yemenin edebi var. Hep peygamber sünnetine uygun mu değil mi? Buna bakıyor. Her şeyi hayır adamın. Müjdeler olsun bu adama. Bir de var tam tersi. Ne Allah'ın emrini düşünüyor, ne peygamber sünnetini düşünüyor. Bak ve işine bak sen. Zevkini geleni yap. Vur patlasın, çal aynasın. Her yaptığı şer. Hep çıkarını düşünüyor. İnsanlara hiç iyiliği düşündüğü yok. Ben deyip duruyor. Batı zihniyeti budur. Egoizm. Önce ben. Müslümanlık da önce din kardeşim. Evet. Ne güzel milletmişiz biz. Bakkala gidiyor, bana şunu ver. Sağ ol diyor. Ben siftah yaptım, komşum yapmadı, ona git. Şimdi kim yapıyor? Daha yolda geçiyor. Yola. Gel. Bizime gel, bize gel. Nereden nereye? Onlar bak bir kabileyken dünyaya nam salmış. 633 sene dünyayı emretmiş, öyle bir adam olmuşlar. Dünyayı dize getirmişler. Bunlara bakarsanız velillahil izzetü veli rasulihi. İzzet Allah'tadır, peygamberdedir. Kim Allah'a, peygamberin emirlerine, işlerine uygun hareket ederse kafasını, gönlünü, elini, dilini, gözünü, kulağını, ayağını uydurursa aziz olur. Olmuşlar. Örnek alacağız onları. Biz de öyle olacağız. Aksi halde şerre anahtar oluruz. Şerre anahtar oluruz. Hem biz mahvoluruz, hem de bizi görüp de şer yapanlara örnek olduğumuz için bütün şer yapanların vebalini de öderiz. Bir sen yapıyorsun, mesela ben hocayım şimdi, bak beni dinlemeye geldiniz. Ben size böyle güzel şeyle söylüyorum. Normal hayatımda pislik yaparsam gör, ha demek yeri varmış diye siz de yaparsınız. Koca ya, bu yeri olmasa yapar mı? Öyle değil mi? Kaç kişi kötü örnek olduysam hep hesabı soracaklar bana. Evet, hep hesabını soracaklar. Ama bu söylediklerime uygun yaşarsam benim sözümü tutanların hep sevabından bana da yazacaklar. Hayra delalet eden, hayrın anahtarı olan kıyamete kadar hayır sevabını kazanacak. Şerri anahtar olan, şerri yolunu açan adam da kıyamete kadar o şerden, şer yolundan gelenlerden, o kapı şer kapısından girenlerin vebalinden bir kısmının üstüne yazılacak. Biz de inanan adamlarız. Buna göre adımımızı atacağız. Buna göre konuşacağız. Buna göre davranışlarımızı ayarlayacağız. Efendimiz onu söylüyor yani. İnsan vardır, hep hayırdır. İnsan vardır, hep şerdir. Siz hayırlılardan olunuz. Hayra anahtar olunuz. Evet. Böyle hayra anahtar kimselerle oturup kalkınız. Arkadaş olunuz, komşuluk ediniz, ticaret ediniz. Çünkü onlar her şey hayırdır. Sonu mutluluk, ebedi mutluluktur. Şerli olandan uzak durunuz buyuruyor. Evet, şer olan adam düşünürken bile kötülük düşünür. Hayrı anahtar olan adam düşünürken bile hep iyilik düşünür. Kötülük düşünmez. Evet, İbn-i Mace, Ebu Davud, Enes radıyallahu anh'tan, Taburani Beyhaki Abdullah Mesud'dan, İnne minen nasi mefatihun li zikrillahi. Evet, izâ hu'u zikrallahi. Evet,
öyle adamlar vardır. Konuşurken hayır söyler. Gezerken, yürürken hayır söyler. Yürümenin de sünneti var mı? Var tabii ya. Yürümenin de sünneti var arkadaş. Camiye gelirken mümin vakur insandır diyor Peygamberimiz. Camiye gelirken koşmayın diyor. Camiye gelirken vakur, ağır ağır yürüyün. Bu sünnet yürüyüşüdür. Bir de var koşuyor zap 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 zap. Mümine bu yakışmaz diyor. Vakarınızı koruyun. Sünnet yürüyüş bile var yani. Evet. Her şey hayır. Bu hayır, hayır adam düşünün düşüncesi de hayırdır. Bir adamlar vardır böyle her şey hayır olan, burada yazıyor. Yanına gidersin, dünya kötülük aklına gelmez. Hep güzel şeyle aklına gelir. Evliyaullah böyledir işte. Zaten Allah'ın peygamberin emirlerine uydun ve evliya olursun zaten. Aklına kötülük gelmez, hep güzel şeyle hatırlarsın. Allah'ı zikretme aklına gelir. Bazı adamlarına gidersen de hep de pislik aklına gelir. Bu işler bulaşıcıdır diyor. İyi adamlara, hayrı anahtar olan adamlarla düşüp kalkın, ötekilerden uzak durun. Efendim hadisi bize bu mesajı veriyor. Evet, son hadisi okuyorum. İnne minen nasi men yusalli salate ve minhum men yusalli nisfen ve minhum men yusalli rub'an ve minhum men yusalli humsen ve minhum men yusalli südüsen ve minhum men yusalli süb'an ve minhum men yusalli thümünen ve minhum men yusalli uşra. Allahu Ekber. Elhamdülillah namaz kılıyoruz. Namaz kılanlar grup gruptur diyor Peygamberimiz. Bir adam namaz kılar, yarım namaz kılar. Bir adam namaz kılar, dörtte bir namaz kılar. Bir adam namaz kılar, beşte bir namaz kılar. Bir adam namaz kılar, altıda bir namaz kılar. Bir adam namaz kılar, yedide bir namaz kılar. Bir adam namaz kılar, sekizde bir namaz kılar. Bir adam namaz kılar, onda bir namaz kılar. Evet, nedir bu? Evet, Allah bizi ıslah etsin. Namazlarımızı Allah kabul etsin. Namazın farzları var. 12 değil mi? Vacipleri var, sünnetleri var, müstehapları var, mekruhları var. Haram olan şeyler var namazda. Namazda. Mesela vaciplerden birisi, evet, namazda huşu. Namazda durduk mu caminin sütunlarının kubbesine bakmayacağız. Ya bu halı Isparta halısı mı acaba? Yoksa Hereke halısı mı acaba? Demeyeceğiz. Namazdayken bunları düşünmeyeceğiz. Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilerek titreye titreye okuyacağız. Allah'ın azameti, celali karşısında olduğumuzu bilinci içinde titreye titreye okuyacağız. Sağa sola bakmak ne demek? Yüreğimiz böyle cız edecek. Allah'ın huzurundayız diye. Ama şimdi ben imam görüyorum. Sesi güzel. Kur'an'ı güzel okuyor. Bir bağırıyor görsen mihrapta. Kubbeden toz dökecek. Ulan hoca Allah sağır mı lan, ne bağırıyor? Ya namaz adam bağırır mı ya? Neye bağırıyorsun kardeşim ya? Huşu yok. Evet, namaz Kur'an'ı çok güzel okuyor. Ama adamın içinde huşu yok. Ahir zaman hocası efendi. Allah sağır değil ki. Efendimiz uyarıyor. Tebük sefer dönüşünde 30 bin kişi ordumuz bir tepeden iniyorlar. Tepedekiler bakmışlar, Allah hepsini görüyorlar ya 30 bin kişiyi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah coşmuşlar. Hop demiş, sus! Allah sağır mı be? Siz sağıra hitap etmiyorsunuz. Sesinizi indirin,
kısaltın, susun. Coşsanız bile bağırmayın diyor Peygamberimiz. Yasaklamış yüksek perdeden tekbir getirmeyi. Ama adam namaz kılarken böyle bir bağırıyor ki. Ya Allah sağır mı? Ne bağırıyorsun hoca ya? Allah'ın huzurunda ya. Tir tir titriyeceksin be güzel kardeşim. Namaza durduğumuz zaman böyle olacak. Dünya yerinden oynasa siz duymayacaksınız. Hiçbir şey duymayacak şeklinde Allah'a bağlanacaksınız. Hazreti Ali'yi hep anlatıyorum ya. Yaralanmış, baldırına ok saplanmış. Anestezi yok o zaman. Bayıltıp da bilmem ne yok. Uyuşturup da acısını keselim yok. O oku çıkarmasanız sıcak. Hemen kurtlanır, o büyür. Bütün vücudu çürür. Demişler ki bu oku çıkaracağız Ali. Kolay mı oku çıkarmak yahu? Bir yerden bir yere geçmiş. Durun demiş. Namaza durmuş. Mümin abdestli olur zaten. Ölü vereceğim diye abdest ölürsem imanını götürürüm diye. Zaten abdestli Hazreti Ali. Abdestsiz basmıyor yere. Namaza durmuş. Arkadaş anestezi falan yok. Çıkarmışlar oku. O namaz kılıyor. Fatiha okuyor. Zamm-ı sure okuyor. Çıkarmışlar. Yerini kızgın demirle dağlamışlar. Kurdatmasın diye, mikropları ölsün diye. O namazını bitirdikten sonra demiş başlayın gari ya demiş. Demişler biz onu birinci rekattayken hallettik. Haberi yok. Dikkat görüyor musunuz? Haberi yok. Bak çıkarmışlar, dağlamışlar kızgın demirle. Namazda öyle kendini Allah'a veriyor ki haberi yok. Bu mümkün arkadaş. Bu mümkün. Bir şeye bir noktaya böyle kendini verdin mi hiç duymazsın. Siz de duymuyorsunuz canım ben biliyorum. Televizyonun başına oturdunuz mu kaptırıyorsunuz böyle. Hanım bağırıyor. Çorba soğuyor mutfaktan çabuk gel. Hiç kulağınız duymuyor. Çünkü kendinizi öyle kaptırmışsınız ki o televizyona. Denemesini yapıyoruz yani. Aynı orada kendini nasıl bağladıysan Allah'a namaz durduğun zaman öyle bağlanacaksın. Davul çalsa da duymayacaksın. Kendinden geçeceksin. Bu noktaya erişmemiz lazım. Kuşu buna diyorlar. Kuşu. Böyle adamlar var. Ben böyle adamları gördüm. Bir teheccüd namazına kalktı bana misafir oldu geldi. Dedem büyük adammış onun talebesiymiş. Duymuş ben o zaman Denizli'deyim. Konuşuyorum yine geldi. Ben de misafir ettim. Ben babam bile bilmiyorum. Dedemi nereden bileceğim? Eserlerinden biliyorum. Kitaplaştırıyoruz şimdi onun güzel sözlerini. Gece adam bir teheccüd namazına kalktı. Öyle bir ağlıyor ki adam teheccüd namazı zangır zangır titriyor böyle. Titrerken apartmanı sallıyor ya herif. Allah Allah. Namaz böyle kılınır arkadaş. Biz de böyle kızmaya, böyle kılmaya kendimizi yönelteceğiz. Hiç olmazsa namazı durduk mu bunları yapmayacağız. Ama hocam Kabe imamını açıyorum ben durmadan kaşınıyor. Sana ne lan? Peygamberin sözü bu. Peygamber de böyle söylüyor. Namaz var diyor yarı kılar. Yaramaz beşte bir, dörtte bir, onda bir kılar diyor. Tam namaz kılacaksın arkadaş. Allahu Ekber dedin mi bak dünyayı atıyorum arkaya. Bu demek ya bu. Kaldırıyorum böyle. Dünyayı attım arkaya. Dünyayla işim yok. Allahu Ekber. Kafan, gönlün Allah'la beraber. Hiçbir şey duymayacaksın. Davul çalsa duymayacaksın. Hiç olmazsa bunu yapamıyorsan sallanmayacaksın. Kaşınmayacaksın. Elbiseni düzeltmeyeceksin. Elhamdülillah. Askerlikte bunu Allah bana gösterdi. Bölük komutanıyım. Cumartesi günü topçuyuz. Cumartesi günü top yağlatıyoruz topları, sildiriyoruz Erat'a. Dağıttık. Başçavuşları yerine koydum. Ben de gittim kameraya. Gölgelik yapmışlar.
Ben yapmadım. Yani ver komutanlar yapmış. Ben de orada oturdum, tefsir okuyorum. Elmalı Hoca'nın tefsirini. İş yok. Tugay komutanı Ali Said Paşa, Allah rahmet eylesin, girdi şeyden. Bir gördüm girdi. Çok disiplinli adam. Elimdeki tefsiri bırakıverdim kanepeye. Hemen arkadan dolaştım, görmeme numarası yapıyorum. Hemen yanındaki top mevzine girdim. Çavuşa diyorum şöyle yap böyle şey yap. Yutmadı herif. Hüş dedik. Durduk. Doğru çıktı oraya. Benim pilim çevirdiğimi anladı herif. Çıktı. Oturdu. Ben bir orada durdum ki namazda hep o aklıma gelir. Garanti bir ay içerideyiz. Çünkü mesai saatinde tefsir okuyoruz. Cumartesi mi olsun? Dolaşmam lazım. Okuyoruz. Öyle bir durdum ki içimden diyorum bir ay garanti. Hapseder bizi. Bir de sakal tıraşı olmamıştım cumartesi diye. Bir de o var. Nefes almıyorum böyle korkumdan. Asasını şöyle sakladım ya ben kitabı. Oturduğum yere koydum kanepeye. Şöyle bir açtı. Hak dini, Kur'an dili, yeni mihale, Türkçe tefsir. Kaldır bu mukaddes kitabımızı dedi. Bu oturulan yere koymaz dedi. Baş üstüne komutanım dedim. Şimdi içimden dedim ki 5 ayda hapsetsen helal olsun. Çünkü kaldır bu mukaddes kitabımızı dedi bak. Mümin olduğu belli. Bu oturulan yere konmaz. Ne kadar güzel söz. Kaldır bunu dedi. Hemen koydum masaya. Şimdi eşek hayvan diyecek diye bakıyorum. Evladım dedi. Seni çok seviyorum dedi. 2 fakülte bitirmişim. Hala gözüm okumakta dedi. O evladım var ya beni 1 yıllık hapsetmiş kadar eritti yani. Bağır çağırsa bu kadar beni tesir etmez. Bizim insanımız böyle arkadaş. Şimdi orada hani nefessiz durdum ya. Onu yaradan Allah'ın huzuruna duruyoruz. Ne kaşınıyoruz lan? Orada kaşınabilir miyim? O paşanın karşısında kaşınabilir mi insan? Hep o aklıma geliyor. Öyle namaza durduk mu güzel yakışıklı duracağız. En azından bunu yapmamız lazım. Ondan sonra da kalbimizle şunu bunu çarşıya pazara gitmeyeceğiz. Huşu. İşte %100 namaz bunu derler. Yok. Azıcık karıştırdın yarısı. Daha çok karıştın. 1/4, 1/5, 1/10. Ne güzel söylüyor Peygamberimiz. Allah bize güzel namaz kılmayı nasip etsin. Namaz dinin direği. Müminin miracı. Namazda durduk mu Allah'la konuşuyormuşuz sanki. Peygamber Miraç'ta Allah'la konuştu ya. Ettehiyyati oradan geldi ya. Evet. Onu düşüneceğiz. Allah'ın huzurundayız. Kaşınmayacağız, sallanmayacağız. Dünyayı arkamıza atacağız. Allah bize böyle güzel namaz kılmayı nasip etsin. Böyle hiç dünyevi şeyler hesap etmeden, aklından geçmeden güzel namaz kıldınız mı? 2 rekat böyle kılsanız tüm günahlarınızı Allah siliyor. O kadar muazzam müjde var. O kadar muazzam. Bunu hedef edinelim inşallah. Allah'tan yardım dileyelim.